Ağzı belli Allah'tan Değerli izleyiciler, Minhajul Abidin okumalarına devam ediyoruz. Evet, rızık konusunda Allahü Teala'ya tevekkül bu konuyu genişçe ele aldı ve tevfiz konusuna geldi. Türkçe'ye tevfiz diye geçmiş çünkü dat harfi Türkçe'de daha çok z diye kullanılıyor. ama biz ve emme tevfiye diye okuyalım. Tevfiye. Evet tevfiye gelince tevfiz neydi? İşi Allah'a bırakmak. Yani her işte o işi Rabbimize bırakmak. Fete fihi bu konuda diyor düşün. Asleyni iki esası düşün diyor. Ehaduhuma o iki esastan en enneke sen ta'lemu bilirsin ennel ihtiyare ihtiyar neydi? Seçmek. Evet seçmenin la yasluhu uygun olmayacağını illa dışında limen kimse kâne olan alimen bilen yani bilmekte olan kimse dışında bir işi seçmenin kendisi hakkında bir işi seçmenin uygun olmayacağını ebil umuri bi jami'i cihatiha yani işleri bütün cihetleriyle bütün yönleriyle bilen kimse dışında bir işin seçimini yapmanın doğru olmadığını bilirsin zahiriha ve batiniha ve haliha ve akıbetiha. yani içini dışını şimdikini, geleceğini her halini bilmeyen birisi dışında tercih yapmak doğru değildir ee, yani sen bir yere gideceksen e, o yerle ilgili tercih yaptığın zaman o yerle ilgili bir şeyler bilmen lazım mesela. Ve illa değilse fela yemenu güven olmaz en yahtar el fesade. Yani fesadın vel helake helakin e, seçilmeyeceğine dair bir güvende olunamaz. Evet yani eğer her yönüyle bilinmezse bir mesele o meselede seçim yapmak kişiyi fesada ve helake götürebilir. Ale ma fihi'l hayru ve salahu. Evet, e, yani e, işte onda e, hayır ve salah varken kişinin fesat ve helaki e, tercih edeceğine dair bir güveni olmaz. Ela <laughs> tera görmez misin enneke sen lev işte kul lil li bedevi bir bedeviye desen ev karaviyin veya bir köylüye ev ra'i ganemin veya bir sürü çobanına mesela desen işte inqitlihâzihid derâhim benim için diyor şu dirhemlere ne yap? Buradaki inqit yani ayır seç yani işte dirhem olup olmadıklarını gerçek olup olmadıklarını seç desen ve meyizli benim için ayır beyne ceyyidiha ve radiha yani iyisini kötüsünü yani sahtesini sağlamını benim için ayır desen kime mesela çölde birine köylü birine veya çoban birine desen fe innehu la dalik o bunu yapamaz yani o paranın yani o dirhemin işte gümüşün veya altının işte sarrafı olmadığı için onu ayıramaz böyle kul te li sukin e burada hani e, nereden geliyor? Suuk çarşı demek. Yani esnaf. Yani sen onu diyor çobana, bedeviye e, veya köylüye değil de sıradan bir esnafa bile ama sarraflığı olmayan sıradan bir esnafa bile e, söylesen, ferubbe ma yasuru aydan. O da belki de aynı şekilde zorlanacak diyor. Yani o dirhemin e, işte e, altın olup olmadığını belirlemede zorlanacak. Fela te'menu izen o halde senin için güvenli olmaz. E, i̇lla bi en te'aradaha ala sayrafiyyi e, el habir bi zehebi vel Ancak diyor altını, gümüşü birbirinden ayırabilen, bakın sarraflığı, tecrübeli bakın. habire Tecrübeli bir e, sarraflığı olan dışındakine. Yani öyle bir sarraflığı e, olmayana e, o dirhemi arz etmenin bir e, sana bir güven e, vereceği yoktur. Güven vermez sana. Ve ma fihima minel havasi vel esrar. Yani bu konularda altın ve dirhem konusunda işte işin sırrını veya işin e, havas, yani husus hususiyetlerini e, bilen birisine diyor Sen ancak bunu gösterebilirsin. O zaman güvende hissedersin kendini. Ve hâzel ilmul muhit yani bu kuşatıcı ilim diyor bil umuri min cemil jami'il vujuh bütün yönleriyle her işi kuşatan ilim la yesluhu illa lillahi rabbil alemin yani alemlerin rabbinden başkası için uygun olmaz yani her şeyi kuşatan bütün yönleriyle kuşatan ilim açısından ancak kimdir alemlerin Rabbi olan Allah'tır başkası değil fela yastahiqu idan o halde başkası hak etmez ehadun en yekun lehu'l ihtiyaru ve tedbiru illa illallah vahde la şerikele. Yani tek olan, ortağı olmayan Allah'tan başka hiç kimse esas seçimi yani kişinin artık işlerini bırakıp da seçimini ona bırakacağı veya işte işlerini evirip çevirmesi için ona dayanacağı kimse olamaz. Çünkü bütün alemi bilen, bütün ilmiyle bütün alemi kuşatan yalnız e, odur. Bunun ondan başka hiç kimse ahadun en yekune lehul ihtiyar ve tedbir. Yani o tercihte bulunamaz. E, o tedbirde bulunamaz. Ve lidalike bunun için yekul azze min kail şöyle buyuruyor diyor. Ve rabbuke rabbin yehluku ma dilediğini yaratır ve yehtar. Ve dilediği gibi seçer. Ma kâne lehumul hıyara. Yani onlar için ise bir seçme hakkı yoktur. Sümme kâle teâlâ Allah-u Teala buyuruyor ve rabbuke ya'lemû Rabbin bilir ma tukinnu suduruhum sinelerinin sakladığını ve ma yu'linûn ve açığa vurduğunu bilir. Ve hukiye an ba'dı salihin yine diyor salihlerden bazısından nakledildi ki ennehu kîle lehu anillahi teâlâ Allah-u Teala hakkında ona denildiği vakit sel tu'ata iste verilsin yani Allah'tan iste verilsin ve kâne muvaffakan o da Allahü e, Allahu Teala tarafından yardım gören birisi fekale dedi ki inne alimen bi cemi'il vucuh her şeyi bilen bir alim yekulu li cahil cahil ediyor ki min cemi'il vucuh yani her şeyi cahili olan birisine sel tu'ta iste verilsin diyor eş alemu ben diyor mâza yesluhu li fe es'elehu yani benim için neyin uygun olduğunu bilmiyorum ki fees'alehu'nu isteyeyim. Eş burada bakın Arapların aslında günlük kullanımında fazlaca var. Eyyu şey'in yani eyyu şey'in alemu hangi şey olduğunu bilmiyorum ki benim için uygun olanı fees'alehu'nu isteyeyim. Velakin ikhtar <laughs> ente li. Sen benim için seç. Fehadihi hadi yani böyle demek daha uygundur. Ya Rabbi sen benim için hayırlı olanı seç demek. Tevfid ile ilgili el aslu sani ikinci esas nedir diyor. Ma eğer e, dersen lev enne raculen yani e, bir adamın sana şöyle söylediğini ene ekumu bi cemii umurik yani ben senin bütün işlerini yapacağım ve udeb biru cemii ma tahtacu ileyhi min yani senin faydana olan ihtiyacın olan her şeyi düzenleyeceğim, işte yerine getireceğim. Fe fevdil emre kullahu Sen işin hepsini bana bırak. Ve iştigil ente bi şe'nike allazi yani sen sadece seni ilgilendiren şeylerle meşgul ol dese ve عِنْدَكِ indeki ki o da senin yanında alemu ehli zamanik yani senin zamanının insanların en alimi olsa ve ahkemuhum ve en işte hikmetlisi e, ve ekvahum en güçlüsü ve erhamuhum en merhametlisi ve etkahum en takvalısı ve astakuhum en e, sadakatlisi doğrusu ve evfahum en vefalısı olsa bakın yani en 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 her şeyin en iyisi en güçlüsü filan olsa ve sana dese ki e, ben senin işlerini üstleniyorum. Sen işlerini bana bırak. Sen kendi işlerinle e, yani keyfine bak gibi hani öyle dese Elestet terten muzalike sen bunu ganimet bilmez misin diyor. Ve ta'udduhu adama nime ve bunu büyük, büyük bir nimet sayarsın. Ve temtennu minhu ekbereminle bundan daha büyük bir nimet yoktur dersin ve ne yaparsın? Tukaddimu lehu efre Şükrin ve ejmel thena'in. Yani ona bolca teşekkür edersin, bolca onu översin diyor senada bulunursun. Summe ida ikhtaraleke şeyen sonra diyor senin için bir şey seçse la ta'rifu ve salahi fi yani onda senin faydana neyin neyin olduğunu bilmediğin yani senin faydana mı zararına mı olduğunu bilmediğin bir şeyi seçse senin için fela tadjaru lizalik bunun için ne yapmazsın öfkelenmezsin veya işte bundan dolayı gücenmesin Bel hatta tethiku güvenirsin ve tatmainnu ila tedbirihi. Yani onun senin hakkında verdiği karar veya o işte plan, proje neyse onunla ne yaparsın? Tatmain olursun. Yani gönlün ona meyleder. Huzur bulursun. Ve ta'lemu bilirsin. Ennehu la yehtaru leke illa ma huvel hayr. Yani o senin için ancak e, hayırlı olanı seçer diye in, düşünürsün. Ve ma yenzuru leke illa salaha. O senin için faydadan başka bir şeyi görmüyor. Keyfe ma emir o halde iş nasıl e, olursa olsun yani e, mutlaka onun benim için seçtiğinde bir iyilik vardır dersin. Ba'dema ve kel temra ileyhi işi ona bıraktıktan sonra ve damine dalik ve bu konuda e, işte e, yani bir kefil e, olduktan sonra diyor artık onun yapacağı her işte ona güvenirsin. Fe maleke o halde sana ne oluyor diyor. İzen o halde sana ne oluyor? La tufevvidul umure ila rabbil alamin. Subhane. Yani işleri Allahu Teala'ya niye bırakmıyorsun o zaman? Yani böyle birine bıraktı, bıraktığın zaman, hatta hikmetini bilmediğin halde senin hakkındaki kararlarında bile ona güvenirken alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya niye işlerini bırakmıyorsun? Ve huvellezii o ki يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ اِلَى arz, Gökten yere kadar bütün işi evirip çeviriyor. Hepsinin tedbiri elindedir. Fehu فَهُوَ اَعْلَمُ كُلِّ alim. O her alimden daha iyi biliyor. Ve كُلِّ kadir. O her güçlüden daha güçlü. Ve وَاَرْحَمُ كُلِّ rahim. Ve bütün merhametlilerin en merhametlisi. Ve وَاَعْنَا كُلِّ gani. Her zenginden daha zengin. لَيَخْتَارَ لَكَ Senin için o seçiyor. Yani bu kadar yüce e, vasıflara sahip iken senin için seçiyor. Nasıl seçiyor? Bir latifi ilmihi, ilminin letafetiyle. Yani her işin özünü bilen ilmiyle ve husnü tedbirihi ve her işi en güzel şekilde evirip çevirmesiyle. Ma la yabluhu ilmuke ilminin erişmediği bir şekilde ve la yudrikuhu fehmuke yani anlayışının idrak etmediği bir şekilde e, her şeyi bilip e, evirip çevirdiği halde senin için en güzelini seçiyor ama sen ve teşhigi ente sen ise meşgul oluyorsun bir durumunla elledi o ki yani akibetik fiyakıbetik ee, yani senin akibetini e, işte ilgilendiren yani akibetim ne olacak gibi akibetini ilgilendiren onu e, kasteden işlerinle diyor meşgul oluyorsun yani kalkıp e, işler ona bırakmıyorsun e, sanki o işlerin akıbetini e, şey, akıbet seni ilgilendiriyormuş gibi onunla meşgul oluyorsun. Ve ida ihtar ele ki emren ki o senin için bir iş seçtiği zaman la ta'lemu ve cehsirrihi yani işin özünü bilmediğin bir şey seçtiği zaman tabi bidalik ondan razı olsan ve menente ileyhi keyfe makane nasıl olursa olsun onunla mutmain olsan fehu ve salahu vel hayr yani bu salah ve hayır değil mi? Bu senin için fayda değil mi? Fete emmel raşiden olgunca düşün inşallahü teala ve billahi subhanehu tevfik ve evet te başarı ondandır. Ve emmel rıda bil gada. Evet. Kazaya rıza, razı olmaya gelince Fete düşün fihi asleyni Bunda da diyor iki tane esas var. Mukni'ayni ikna edici. La mezide leke aleyhima Evet diyor sana bunlar çok değil. Birincisi yani bakın Allahu Teala'nın takdirine rıza göstermekle ilgili birinci esas, birinci nükte. Ehaduhuma ma fir rıda minel faideti fil hali vel maal Yani takdire rıza göstermekte diyor hem şu anda hem de gelecekte bir takım faydalar var diyor. Amel fayda tül haliye şu andaki faydaya gelince fe feferawul kalbi kalbin ne olması fari olması yani işi Allah'a bıraktığın zaman kalbinde kuruntular vesveseler endişeler olmaz diyor kalbin otur şeylerden boşalır ve küllat hemmi min gayri faide. ve faydasız yere dert dert çekmemiş olursun küllatul hem yani derdin azlığı demek. Boş boşuna dert çekmemiş olursun. Çünkü Allah-u Teala'nın takdirine rıza göstermişsin. Ve lezalike bu yüzden gâle ba'du zuhâd bazı zahitler dediler ki İzâ kânel kaderu hakkan eğer kader hak ise ki hak olduğu zaman yani Allahu Teala'nın takdiri haktır. Felhemmu e, fadlun o halde yani başa gelene üzülmek fazladır demişler. Yani ne gerek var? Ve asluhul haberul me'thuru anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu sözün diyor aslı nerededir? Peygamber Efendimiz aleyhisselatü vesselamın rivayetlerinden alınmıştır. Yani hadis-i şeriflerinden. ibni mes'ud radiyallahu anha ne demiştir? Li yekille hemmuk yani derdin, üzüntün azalsın ve ma kuddire ne takdir edilmişse olur. Ve ma lem turzak lem yetik eğer bir şey e, rızkın değilse, nasip değilse o sana zaten gelmez buyurdu Aleyhissalatu vesselam. Hada huvel kelamul camiun nebevi. Evet bu ka, kapsamlı bir nebevi sözdür. El baligu fi qillatil lafzi ve kesretil mana. Evet kelimesi az ama manası çok olan e, bir sözdür. E, belagatlı bir söz. Ve emmel tu fil meal. Evet. Peki bu dünyadaki peşin e, neydi? Faydasıydı. Kadere razı olmanın takdire. E, ama diyor gelecekteki faydası ise meal ne? E, yani ahiretteki faydası. Fe sevabullahi teala ve rıdvanuhu. Allahu Teala'nın e, mükafatı ve rızasıdır. Kale Teala buyurdu. Radıyallahu anhum ve radu Allah onlardan razı onlar da Allah'tan razıdır. Ve ma fi's suhti min el-hemmi ve'l-huzni ve'dajri fil hal. Ve'l-vizri ve'l-ukubeti fil ahireti bila faid. O halde diyor. Yani e, öfkelenmek yani Allah'ın takdirine e, öfke e, göstermek, min el-hemmi üzülerek, e, yani dertlenerek ve'l-huzni üzülerek ve dajri ve ofpof ederek yani sıkılarak, o bunalarak fil hali şu anda vel vizri vel ukubeti fi'l ahire e, ahirette e, ahiret için ise böylece işte yüklenerek vebal yüklenerek yüklenerek ceza yüklenerek bunların hepsi diyor nedir fayda, faydasızdır Allahu Teala'nın takdirine böyle öfkelenmek veya işte e, yani üzülmenin faydası yok itil qata'un nafizun çünkü diyor kaza bakın takdir edilen nafizun yerine gelecektir uygulanacaktır fela yensarufu bi hemmik ve e, sahatik senin dertlenmen, üzülmen veya öfkelenmen onu geri çevirmeyecektir. Kemaqi ile şöyle denildiği gibi, e, ma kat ya nefsu fastabireleh. Evet, kaza edilene, yani sen hakkında takdir edilene ey nefsim diyor, sabret ve lekil eman minellezin lam Yani takdir edilmeyen şeyden dolayı senin için güven vardır. Yani belki de sana daha farklı bir şey de takdir edilebilirdi. O halde şu anki takdirine diyor sen ne yap sabret ee, ve e, teyakkani ve yakinen kabul et ki ennel e, mukaddere kainun. Yani takdir edilen olacaktır. Hatmen aleyki yani bu kesinlikle gelecektir. Sabarti emlem tesbiri ister sabret ister sabretme diyor. Vel akil akıllı kimse la yehtarul hemme bila faidetin. Ee, yani faydasız bir şekilde e, dertlenmeyi yani benim başıma bu niye geldi neden böyle şu verildi bu verildi diye dertlenmeyi seçmez. Maal vizri o vebal yüklenerek ve kuvvet ceza yüklenerek ala rahatil kalbi yani kalbin rahatı varken ve sevabil cennet cennet sevabı varken kalkıp da şu neden başıma geldi bu neden böyle oldu filan diye dertlenmez diyor kim akıllı kimse. Vel aslu Evet, takdire rıza göstermekle ilgili ikinci hikmet, ikinci asıl. mafis suhdimin min azimil hatari ve darari vel küfri ve nifaki. Yani öfkelenmede diyor, Allah'ın takdirini beğenmemede büyük bir tehlike vardır, büyük bir zarar vardır, küfür vardır, nifak vardır. İlla yani en yetedârekehullahu teala. Yani Allahu Teala'nın yetişmesi hariç, yani kuluna yardım etmesi, e, hariç yani e, yani başına gelene e, böyle iyi kötü bakmak ve öfkelenmekte diyor. Çok büyük tehlike vardır. Ve teemmel kavlehu teala şu ayeti düşün diyor. Fela ve rabbike Rabbine yemin olsun ki la yu'minune iman etmiş olmazlar hatta yuhakkimuke fima şecere beynehum Yani aralarındaki çekişmelerde seni hakem kılıp da Sümme la yecidu fi enfusihim haracan içlerinde diyor bir sıkıntı bulmadıkça mimma qadayte senin hükmüne karşı bir sıkıntı bulmadıkça iman etmiş olmazlar ve yusellimu e, teslima yani tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça sen hükmüne iman etmiş olmazlar. Evet e, nefel imanı imanı yok saydığı burada ve aksama ala men sehat Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve diyor burada Allah, Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın hükmüne öfkelenen kimse e, için yemin etti diyor fela ve rabbike kime yemin etti Allah Resulü'nün hükmünü hükmüne karşı öfkelenenek yemin etti yani onda iman yoktur dedi fe keyfe halu men sehat Teala yani Allah Resulü'nün hükmünü beğenmeyene böyle Allahu Teala yemin ederse onda iman yoktur derse Peki diyor Allahu Teala'nın hükmünü beğenmeyene e, Allahu Teala'nın öfkesi nasıl olur? Resulullah'ın hükmünü beğenmeyene öfke böyleyse. Ve lakat ruvina en Allah Teala rivayet olundu ki bize Allahu Teala buyurdu yakulu men lem yerda bi qada'i kim benim takdirime rıza göstermezse ve lem yasbir ala bela'i ve benim işte verdiğim imtihana belaya sabretmezse ve lem yeşkur ni'mâi nimetlerime şükretmezse fel yettehiz ilâhen sivâi kendisine benden başka bir ilah arasın demiştir. ile denildi ki ke Yakul." sanki şöyle diyor hâzâ la yerdâni rabben hine hîne bu yani benim takdirime öfkelendiği zaman sanki benden başka bir Rabbi razı etmiş gibidir fel yettehiz rabben ahar yerdahu o zaman o ra razı ettiği Rabbi Rabb olarak edinsin yani onu Rab edinsin ve hâze gâyetul va'id bu çok şiddetli bir tehdit e, ve va'id de tehdit aynı şey aslında ee, evet bu çok şiddetli bir tehdittir limen akale akleden kimseye ve lakad sadaka ba'du selef bazı seleften kimseler doğru söylediler ne derken iz qîle kendisine denildiği zaman mel abudiyetu ve rububiyye yani kulluk ve rablik nedir diye denildiğinde fekale dedi ki er rabbu yakbi yani rab takdir eder vel abdu yarda kul ise razı olur fe izâ kadar rabbu rab takdir ettiğinde ve lem yarda el abdu göstermezse Fema mâ hunâke rububiyetin ve la orada ne rablik vardır ne de kulluk vardır e, diyor. Fet emmel hadel asle o halde diyor bunu e, bu aslı iyi düşün. Vanzur nefsike kendine bak. La e, ki tuslimu bi aunillahi taala ve tevfikihi veya tüs, e, bunu teslimu diye de okuyabiliriz. Yani Allahu Teala'nın lütfuyla, tevfikiyle selamete e, eresin diyor ve burada kalıyoruz. E, Sabır'a geldi. Ee, gelecek bölümde inşallah devam ederiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.